Demokrat Parti İzmir'de ilçe ilçe ziyaretlere devam ediyor. Bu kapsamda İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı çevre ilçe başkanları ile birlikte Kiraz'a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Faralyalı ve beraberindeki ekip Demokrat Parti Kiraz İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek partinin genel ve yerelde durumu hakkında notlar aldı ve partililerle sohbet gerçekleştirdi. Ardından Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Ziraat Odası Başkanı Gürkan Okka, Esnaf Odası Başkanı Halit Özmen, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, İyi Parti İlçe Başkanı Halit Demir ve Kiraz'da esnafları ziyaret ederek hem Kiraz'ın sorunları hem genel sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Demokrat Parti İl Başkanı Serdar Faralyalı, yerel güçe yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kim başında seçim gongu vuruldu, biz de Demokrat Parti olarak sahalarda hem nabız tutmaya çalışıyoruz, gözlemlerde bulunmaya çalışıyoruz. Vatandaşın bile getirdiği sorunları anlamaya, çözümlerini düşünmeye, kanaat önderleriyle onları konuşmaya çalışıyoruz. Kirazla ilgili izlenimlerimiz maalesef olumlu değil. Buradaki insanları moralsiz gördük. Hayat pahalılığı ile ilgili endişelerini, sıkıntılarını dile getiriyorlar. İşsizliğin büyük bir problem olduğunu, gençlerin Kiraz'ı terk ettiklerini gördük. İnsanların yatırım yapmaktan imtina ettiklerini, önlerini göremedikleri için endişe taşıdıklarını gördük. Tarımla geçinen kesimde, özellikle girdi maliyetlerinin çok artması yüzünden zararlı satışlar yaptıklarını onlardan dinledik. Sonucu olarak üretimin düştüğünü onlardan dinledik. Çözüm önerilerini dinledik. Biz de bu konularda çalışacağız. Tekrar geleceğiz. Onlarla kendi çözüm önerilerimiz üzerine bir daha konuşacağız. Bu arada burada sürüp giden bir Büyükşehir Belediyesi ile yerel ilçe belediyesinin hastane üzerindeki anlaşmazlığı ile ilgili en güzel yorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımızdan dinliyoruz. Biz de katılıyoruz kendisinin yorumuna. Bir tarafı dinliyorsunuz, evet haklı diyorsunuz. Öbür tarafı dinliyorsunuz, haklı diyorsunuz. Peki o zaman kim haksız? Sonuçta Kiraz halkı haklı çıkıyor. İnşallah en büyük problem burada hastanede hastaların doktor bulamamaları. Türkiye'nin genelinde de gördüğümüz bir problem bu. İzmir'de Tabipler Birliği Başkanı ile görüştüğümüzde de doktorların problemlerini onlardan dinlemiştik. Onların anlattıkları problemlerin buradaki yansımalarını da görüyoruz. Hastalar hastalarını tedavi ettirecek doktor bulamadıkları için Kiraz'dan Ödemiş'e Torbalı'ya kadar gidiyorlar. MHRS sisteminden randevu almaya kalktıklarında Urla'ya kadar 2-3 tane kontrol kapı randevu veriyor. Dolayısıyla bu problemler birikmiş. Bunların çözümü zaman alacak ama eğer bir iktidar değişikliği olursa biz inanıyoruz. Bunların çözümü doğru görmek için.